Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Hayırlı haftalar, hayırlı işler. Bugün pazartesi. Opel Insignia 1.6 turbolu benzinli motorumuz conta yakmış. Gece çektik bunu. Şu anda su kabında zaten su yok. Kemal Usta H100 kamyonetin debriyajını değiştirip kurtarıcıyla geldi. Pazar günü gecesi. Evet. Kia Bongo conta yakmış. Transporter'ın yağ bakımı. Herkese Allah hayırlı iş versin. Gün içinde göreceğiz her şeyi. Doklo 1.6 multijet arkadaşlar. El fren tabancası kırılmış. El fren tabancasını göster böyle. Şuradan göster. El fren tabancasını cart diye çekerseniz böyle demirlere kırılır arkadaşlar. Ondan sonra el freni elinizde kalır. Atıyoruz. Yenisi. Kopar. Elleme kopar. Yenisi. Tabancayı kim takacak Şakir? Ben takacağım. Ha ben takayım mı? Yok ben takacağım. Şakir takacakmış. Evet. Şu el frenlerini cart diye çekmeyin ya. Çıt 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 çıt. En fazla 3 ya da 4 diş çekiliyor zaten. Gel buraya. Yağını koy. 8 kilo koyuyorsun değil mi? Evet, 8 kilo 15. Tamam. Her zaman yağ koyarken yavaş koyun, taşmasın. Hava filtresi de kirlenmiştir Allah bilir. Süper mi? Ahmet saçı tarıyor mu? Orijinal mi öyle lan? Aramıyorum usta. Kıvanç Tatlıtuğ aynı senin ikizin acı. Hamido mazotu da mı değişiyorsun? Evet usta. Arkadaşlar mazot filtresi bu. Kore malı kullanıyoruz. Güzel yani Enko. Engin abi diye biri Kore'de filtre yaptırıyor. Engin abinin kısaltılmışı Enko. 408'e bitti. Hasan 4 çeşit yemek çıkıyor öğlen. Yemek yemiyor musun lan? Yedim usta. Yedin mi? Karnın belinde ya. Japon araçlarda Daikin çok iyi bir debriyaj markası. Kalitesinden hiç ödün vermiyor. Yaptığı kalite ve kullandığı malzemeler dünyada bir numaralı malzemeler. Gerçekten hayran kalıyorum. Toplarken de montajı çok güzel oluyor. Karikatürist bir şekilde takılma anını gösterdiler. Birinci şık, beni sakın ola yağlı ellerle takmayın. İkincisi, priz direk mili ile balatamın iç frezesi aşınmış mı, karşılıyor mu, sıkı çalışıyor mu onu kontrol edin. İyice silin, ondan sonra yağlayın, priz direk miline demiş. Volandı ve baskının diskinin yüzeyini kuru bir bezle güzelce silin. 6 tane cıvatam var. O cıvataları güzelce eşit bir şekilde sıkın. Şanzımanı takarken de cumburlok diye anında oturtturmayın. Düzgün bir şekilde, düz bir şekilde takın gibi karikatürist bir durum. Kia Bongo'larda yani 2020 yılından sonra çıkan Kia Bongo'larda artık ekranda bakım sıfırlaması yapılıyor. Şimdi o bakım sıfırlamasını yapacağız arkadaşlar. Gönderiyoruz. Evet, ülkemin güzel insanları hemen şöyle ekranı tutalım size. Çalıştıralım arabayı.
Araç 11.992 kilometrede. Bakım aralığı sıfırlaması diyor. Bastık. Bakım aralığı diyor. Okey diyelim, bakalım ne çıkacak. Evet. Eksi 1990 diyor arkadaşlar. Çünkü 11.990 araba 89 gün geçmiş diyor. Şimdi arkadaşlar bakım aralığını sıfırlıyoruz. Zaman ve mesafe sıfırlansın mı diyor. Evet var, hayır var. Biz evet'e getirip okey yapıyoruz arkadaşlar. 365 gün 10.000 kilometre oldu arkadaşlar. Yani 11.992'deki araba 1.992 kilometre bakım aralığı geciktiği için aracın bakım işareti yanıyordu. Şu anda sıfırlamış bulunmaktayız. Ülkemin güzel insanları. Evet, bakım aralığını sıfırladık. Bakalım bakalım burada ne çıkacak. Basalım. Evet, 11.012 ay diyor. Gerek yok, oraya gitmeye gerek yok. Sıfırladık. Ve buradan çıkacağız arkadaşlar. Ha, peki bu sıfırlamalar nereden yapılıyor? Buradan defter işaretine basılıyor. İleri geri yapılıyor. Ve okey tuşundan sıfırlanıyor. Ekrandan bu çıkıyor. Açtık. Çalıştırdık. Buradan basınca sürüş, kilometre, her şey çıkıyor. Tekrar basıyoruz. Bakım aralığı çıkıyor. Yani bakım aralığını buradan buluyoruz. Buradan da aşağı yukarı yapıyoruz. Ve okey tuşuna basıyoruz. Ve servisini sıfırlıyoruz. Ülkemin güzel insanları. Kia Bongo yeni nesil klimalı araç da güzelmiş arkadaşlar. Şöyle klimanın bir tadına bakalım. Evet, buz gibi üflüyor. Ülkemin güzel insanları. Bu düğme de aracın içindeki havayı aracın içine veriyor. Soğuk durumda, klima durumunda 11.992 kilometrede. Ana, poşetleri de duruyor lan. Petli bir Kia Bongo'nun bakım aralığını yaptık. Yusuf abi de aracı getirdi ve bakım aralığını sıfırladık. Ülkemin güzel insanları.